Herkese selamlar dostlar. 24 Mart 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba arkadaşlar. Dünya Kupası eleme maçları var. Türkiye Sırbistan maçlarını ben ikili olarak kombine haline getirdim. Norveç maçı hakkında da güzel bir tahmin yapacağım sizlere. İsteyenler değerlendirebilir, isteyenler değerlendiremez. Benim asıl iki maçım Türkiye ve Sırbistan maçıdır. Norveç maçı da bence ideal tahmin yapacağım. Güzel bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Normalde Türkiye maçını almayı düşünmüyordum Baysim'e. Bugün Burak Yılmaz ve Şenol Güneş yaklaşık bir yarım saat, bir saat önce basın toplantısı vardı. İkisi basın toplantısı yaptı, konuştu. Açıklamaları gerçekten güzel açıklamalar yaptı. Yani umut vadeden açıklamalar yaptı. Özellikle Burak Yılmaz'ın konuşmaları yani bir umut veriyor, gazlandırıyor yani insanı. Umarım jenerasyon güzel, bence gayet güzel. Hatta direkt maç tahminine geçelim. Jenerasyon bence gayet güzel arkadaşlar Türkiye'de. Fakat Şenol Güneş'in yanlış tahminleri veya şöyle diyeyim ben size. Fenerbahçe takımı gibi çok fazla oyuncu var. Kim ne zaman nerede abi, kemik kadroyu oluşturamadı Türkiye. Bu maçta bence güzel bir sistemle, güzel bir futbolla ileride, geride, orta sahada, defansta her türlü güzel bir kadro bekliyorum. Ben güzel bir iş yaparız diye düşünüyorum bu maçta. Türkiye'nin şimdi Dünya Kupası elemelerinde gruba genel olarak baktığımız zaman da Türkiye bu grupta, yani Norveç ve Hollanda var elit olarak gösterebileceğimiz, yani rakibimiz olabilecek iki denk takım Hollanda ve Norveç. Türkiye bu maçtan mutlaka favori bir puan koparmak isteyecektir. Çünkü gruptaki en dişli rakiplerinden bir tanesi Hollanda takımı. Kendi evinde oynadığı maçta da eğer bu maçta puan alamazsa zaten grupta işler gerçekten zorlaşır. Ben bu maçta direkt Türkiye'ye bir bahis almadım fakat bir golüne güveniyorum. Golün oranı da bence gayet güzel bir oranı var. Şimdi baktığımız zaman, ideal kadroya baktığımız zaman da kalede şöyle söyleyeyim, Türkiye takımından başlıyorum. Mert Günok mu, Uğurcan mı, Altay mı, basın toplantısında da konuştular bu durumu. Şenol Güneş şey dedi, maç saati belli olur dedi. Mert de çok hizmet etmiş bir kaleci. Form durumlarına göre muhtemelen Uğurcan kaleye geçebilir arkadaşlar. Onun dışında ileride Cenk Tosun olabilir veya Burak Yılmaz. Çalhanoğlu, Ozan Tufan ilk 11'de, şu an muhtemel 11'de gözüküyor. Deniz Türüç ve Kenan Karaman da gözüküyor şu anda. Hollanda'ya baktığımız zaman da zaten öne çıkan birkaç futbolcusu var. Daha doğrusu çok fazla var. Ama De Jong, Depay, bunlar Wijnaldum. Bunlar ileride öne çıkan isimler. Hollanda'da gerçekten zorlu bir rakip bu maçta özellikle. Onların ideal kadrosuna baktığımız zaman da güzel bir maç olacak gibi gözüküyor. Ben Türkiye'nin bu maçta gol atmasını bekliyorum. Baktığımız zaman da şöyle Hollanda'nın son neler yaptı diye bakacak olursak, biz aslında dediğim gibi çok fazla iyi iş çıkaramadık. Şu form durumundan göstereyim. Türkiye'nin son 5 maçına baktığımız zaman da Macaristan'a yenildik. Rusya'yı yendik, beraberlik falan derken kendi evimizde oynadığımız maçlarda genellikle gol bulmasını bildik. Özellikle son 5 maçına baktığımız zaman da Rusya'ya 3 attık, Hırvatistan 3 attık, Sırbistan'a da 2 attık. Bunlar da gayet dişli rakipler. Yani ben bu maçta güzel bir moralle çıkacaklarını düşünüyorum. Kadroda bence, milli takım kadrosu bence gayet güzel şu an, umut vaat ediyor. Türkiye'nin bir golünün oranı bence gayet güzel. Deplasman gol yemez, hayır şeklinde 1.40 gibi güzel ideal oranlardan değerlendirebilirsiniz bu mücadeleyi. Ben Türkiye'nin bu maçta bir gol atmasını bekliyorum açıkçası. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Hollanda'da şöyle bir durum var. Genelde büyük takımlar dediğim, anladınız siz işte. İlk maçlarında genellikle galibiyetle başlarlar. Zorlu bir maç olacaktır. Türkiye de saldıracaktır mutlaka. Hollanda galip gelebilir fakat ben Türkiye'nin kolay kolay teslim olacağını sanmıyorum. Bir gol atmasını bekliyorum en azından. Türkiye'nin kendi evinde en azından gruptan lider çıkmak için bunu yapmalı diye düşünüyorum. Diğer maçım Sırbistan mücadelesi. Sırbistan mücadelesi, Sırbistan'ın kadrosu bence çok güzel bir kadro. Özellikle şu ideal kadrosuna baktığımız zaman da ben size ileri attığını sayayım sadece. Jovic var. Real Madrid'de oynuyordu. Şu an Frankfurt'ta oynuyor. Bilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tadic var Ajax'tan. Son maçlarına baktım Sırbistan'ın. Fakat mücadele etmemiş Tadic. Fakat bu ideal kadroda gözüküyor. Ve Mitrovic var arkadaşlar, Fulham takımından forveti. İleri attı. Gayet güzel. Zaten Milinkovic, Gudej gibi isimler de var aynı şekilde. Sırbistan'ın kadrosu bence gayet güzel bir kadro var. Şöyle bir durum var. Sırbistan Avrupa kupalarına gidemedi bildiğiniz üzere. Gruptan çıkamadı. Son maçında mağlup oldu. Veya berabere mi kaldı, bir durum oldu. Çıkamadı. İrlanda'nın da zaten deplasman performansı Avrupa kupalarında çok fazla iç açıcı değildi. Ondan bahsedelim biraz. İzledik, gördük zaten. Daha çok
savunmaya önem veren bir takım. Gol yemeyelim, golü bir şekilde atarız şeklinde. Fakat gol atma yollarında da sıkıntı çeken bir takım İrlanda. Deplasmanda oynadığı son 3 maçına baktığımız zaman da zaten gol atamadığını da görüyoruz. Finlandiya, İngiltere, Galler gibi takımlarla oynadı. Fakat defansı da iyi yapan bir takım olduğundan dolayı Sırbistan'ın da burada aman aman 3-0, 4-0 galip gelmesini beklemiyorum. Fakat galip gelmesini bekliyorum Sırbistan'ın. Çünkü ideal kadrosu en azından Dünya Kupası'na gidelim hesabından. Gruba da baktığımız zaman da Portekiz'le ikisi zaten en güçlü olarak sayabileceğimiz ikili. Sırbistan da kolay kolay dediğim gibi teslim olmaz. İrlanda teslim olmaz daha doğrusu. Sırbistan daha çok top oynayan, saldıran taraf olacaktır. 2-0'lık bir skor tahminim var. İsteyenler değerlendirebilirler. Direkt maç sonu 1 olarak aldım ben. 1.45 gibi güzel bir orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma öneririm arkadaşlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İrlanda takımına baktığımız zaman da 4-5-1 şeklinde sahaya çıkan bir takım. Sakat isimler de var İrlanda'da. Ev sahibinde Sırbistan'da şu an eksik oyuncu gözükmüyor çağıranlardan. Fakat deplasmanda sakat isimler de var. Şöyle maç bilgilerine baktığımız zaman da oynadıkları son 5 maça bakalım isterseniz turnuvalarda. Bu takımlar daha önce karşı karşıya geldi zaten. 5 maçta da Sırbistan daha hiç mağlup olmadı. Ama önceki jenerasyon farkı mutlaka fark ediyor. 2017'de oynanan maçta çok farkı yok gibi düşünüyorum ben. Sırbistan yine galip gelen taraf olacaktır. Maç sonu 1.45 alt yapayım dedim. Fakat oran biraz yetersiz kaldı. İsteyenler yüksek oran isteyenler. Ben 2-0'lık bir skor beklediğimden dolayı bu maça maç sonu 1 ve 3.5 alt şeklinde bir değerlendirme yapabilirler. Fakat ben direkt bir maç sonu 1'i aldım. Onun dışında 3. mücadeleme geçeyim hemen. Cebeli Tarık Norveç mücadelesi. Bu maçta gayet güzel bir mücadele olacak diye düşünüyorum ben. Norveç'te baktığımız zaman da son maçlarından şöyle form durumundan göstereyim size. Son maçlarında neler yaptı diyerekten. Norveç'in son form durumunda deplasmanda Romanya'ya mağlup oldu. Sırbistan'a falan mağlup oldu. Onun dışında yine güzel bir futbol oynadığını söyleyebiliriz. Zaten ileri hatta Sørloth ve Haaland bu maçta ideal kadrosuyla çıkarsa zaten şöyle bir 5-0'lık galibiyet gelebilir diye düşünüyorum ben Norveç adına. Oynadıkları takım zaten güçlü bir rakip değil zaten. Sürekli mağlup olan bir ekip. Özellikle bu denli güçlü rakiplerle oynadığınız zaman da Haaland ve Sørloth da zirvedeyken diyeyim ben artık. Şöyle baktığınız zaman zaten her takımdan 6 yiyen bir ekip var burada. Ya bu maçta sürpriz olmaz. Zaten handikapın oranı bile açmamışlar arkadaşlar. 3 fark atanın oranı bir 15. Ben şöyle bir güzel bir bahis buldum. Yani oynanabilecek en ideal bahis burada. İlk yarı 1.5 üstün oranı 1.50 gibi bir oranı varken 1.45 gibi orana düşmüş. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. İlk yarıda ben Norveç'in 2 gol atmasını bekliyorum zaten. Cebeli Tarık atarsa da işimize gelir. İlk yarıdan 1 gol atması da her bir işimize gelir ondan dolayı. Fakat ben Norveç'in zaten atlayabileceğini düşünüyorum. İlk yarıdan 2 gol olur diye düşünüyorum. En ideal oran bu maçta bence bu. 2.5 üstü oranı zaten 1.08. 3.5 üstü oynarsanız 1.30 oranı var. Yani ben 1.45'lik gibi orandan ilk yarıdan 2 gole sizlere direkt yönlendiriyorum. Denemek isteyenler deneyebilirler. 5-0'lık da bir skor tahminim var. Şöyle göstereyim oranını kaçmış onun da. 5 oranı var arkadaşlar. Tek maç isteyenler değerlendirebilirler. Sırbistan'a da 2-0'lık bir skor bekliyorum. Onu da göstereyim oranı kaçmış. Hemen şöyle bakalım. Onun da 5 oranı var. İsteyenler skor da oynayabilir. Tamamen size kalmış bu 3 maçım. Kuponumu göstereyim isterseniz hemen sizlere. Kuponum bu şekilde arkadaşlar. Tam 2 oranı var. 2-0-3'lük bir oranı var. Bence gelebilecek en ideal kombine 2 oranlık tek kombinem budur. Bir de Norveç maçı var. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Oran 3'e yaklaşıyor o zaman. Türkiye'nin bir golüne, Sırbistan'ın da maç sonu birine güveniyorum. Kupon bu şekilde. Instagram'dan takip etmek isteyenler de Kangal Tips olarak da takip edebilirler. Ben şimdi size bir de golvar.com'dan bahsedeceğim. Benim editörlük yaptığım bir tahmin sitesi arkadaşlar golvar.com. Burada mesela 22 Mart'ta YouTube'a video çekmedim ben. Tek maç olarak da Melbourne City maçını Avustralya Ligi'nin maçı vardı Melbourne City'nin. Ona değerlendirdim burada. Şöyle baktığımız zaman da yaptığım şeylere göstereyim, tahminleri göstereyim. Melbourne City ile Kent Raucous mücadelesiydi. Ben KG var bekliyordum. Maçı da izledim arkadaşlar. Zaten bir yazı şeklinde paylaşıyorum. Alternatif bahsimiz geldi. KG var bahsimiz burada. Başarısız oldu. Fakat golvar.com'dan düzenli olarak da ben zaten bahis yapıyorum. Canlı Telegram tahminleri var arkadaşlar. Ona tıklayaraktan da Telegram grubuna gelebilirsiniz. Bir maça birden fazla bahis alma gibi özellikler var arkadaşlar.
Yani Telegram grubuna gelerekten de onun detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir maça birden fazla bahis nasıl olur? Mesela Melbourne City maçına 22 Mart'ta ben yanına başka bir maç koyamadım mesela. Tek maç olaraktan da 10.5 üst korner ve KG var bahisini tek kombini haline getirerekten de oranı yükseltebiliriz. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız canlı Telegram grubuna da burada gelebilirsiniz arkadaşlar diye düşünüyorum ben. Kuponun son olaraktan da göstereyim. golvar.com'dan da buradan gireceksiniz. Üye olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde. Burada 4-5 tane editör var. Her gün düzenli olaraktan da ekstra bahislerden faydalanabilirsiniz. Mesela bunu 250 kişi okumuş 22 Mart'ta. Kuponun da son halini göstereyim size. Türkiye maçına deplasman gol yemez. Hayır. Sırbistan maçına da maç sonu 1 şeklinde 1.45 gibi orandan önerdim sizlere ideal kombinim. Bir de Norveç maçına ilk yarı 1.5 üst olaraktan da ekstradan sizlere önerimdir. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olaraktan da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.